Efendim Alper Ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Black Ops 4'ün betasını oynuyoruz ve şu anda maçın içerisindeyiz. Kontrol bende, o yüzden iğrenç bir oyun seyredeceksiniz. Çünkü ben en son Call of Duty'nin online'ını 50 yıl önce oynadım ve evet 51 yaşındayım. aranızda oyunu bilen var mı? Abi bu kadar adam heyecanla merakla toplandığımıza göre muhakkak bilen bir var. Şimdi bir özelliğim var benim, L1 R1 özelliği. Benim bu özel gücüm mü? Köpek işareti var. Bu karakteri sen mi aldın Can sen? Kim aldı? Ya deneyelim dedik abi, öyle seçtik bir tanesini bakalım. Ne seçtiğinizi ben... bilmiyorsunuz değil mi ama? Ha yok. Köpek çağırıyor o. Tabii çağırıyorsun. Tabii, evet. Ha köpekçisin. Bayağı Tarkan işte. Ya bir tane geliyor bir şey. Mesut oğlum senin be. Köpeği. Köpeği öldürsünler diye mi çağırıyorsun? Garip konu. Garip konu da aynen. Saldırdı bir tane gelmesine düştü. Havlayıp niye amele gibi havlıyor? Ha, seni mi koruyor acaba ya? Ne? Alanı mı koruyor? Ne bileyim anlamadım ki. O senin köpeğin mi peki, emin misin? Saldırın mı? Oo. Köpeğin hiçbir vasfı yok ya. Saldır! Saldır oğlum! Yakında tut! Anladım. Yalnız galiba sadece gözcülük yapıyor. Yani UAV gibi bir şey oluyor. Orada izliyor. Bu nasıl bir hayvanlık ya? Bayağı gözcüklerini saldırıyor. Mavi pek bir alta yaramıyor galiba. Şimdi oynadığımız mod bir savunma modu aslında. Savunmaya çalışıyorduk, savunamadık. Ve en iyi oyunda rakip takımdan Lucas Striker'a gitti. Benim ilk dikkatimi çeken şey grafikler oldu. Kötü anlamda oldu. Bayağı online modu olduğu içindir diye tahmin ediyorum. Gerçi oyun full online. Grafikler yani göz almaya bırak. Bunlar ne lan böyle dedirtecek cinsler yani. Abi şey su güzeldi ya. Biz az evvel şey yani derin olan kısımda su, biraz deniz güzeldi yani. Detaya ihtiyacı var biraz daha. Abi şu sahil kenarı nedir ya? Evet, bu ne pislik falan bu. Belediyeye dayılamıyor orada. Sen öyle komiksin. Esprileri ne kadar güzel. Aha biri öldü, biri öldü. Yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacınız var. Çağır köpeği. Şimdi biz bir dakika biz saldırıyoruz. Dur oğlum köpeği çağıramıyorsun her zaman da olması lazım. Sağ altta mesela bir özelliğim var onu kullan. Canım benim video çekiyoruz görmüyor musun burada? Sen önden git sen önden git. Diğer özelliğimiz de L1'de can doldurmak. Aslında bir özellik de değil. Bu kadar kötü imanlı, bu kadar kötü vurulmaz diye tahmin ediyorum. Oğlum çok unutmuşum ben bu oyunu. Abo. Kim konuşuyor ne diyorsun ya? Dark Vision devamlı bir şeyler söyleyip duruyor ama hiç dinleyen bir saniye yok şu anda. Şimdi bak B ve A noktasını almamız lazım. B noktasında bizimkiler var. A noktasında kimse yok. Galiba yo A'da da var. Bak şimdi ne yapacağım izle. İzle. Mayın attım. O öldü. O oradan geçerken patates olacak. Pıt diye gidecek. Patladı vallahi patladı. Öldü mü? Başka öldü mü? Başka bir şey banka geliyor o zaman. Ne oluyor? Niye ölmedi? Ateş edip mi patlattılar acaba? Görünce. Nerede o yemezler. Ya? Yani teşekkür ederim öldün artık. İşte bu comeback yaptın arada. Oo! Bunlar çok alakasız ya. Al bakalım biraz da sen oyna. Bize göster nasıl oynandığını. Yok işte öyle bir iyi öyle bir iddiam yok asla. Bize göster. Üzerinde baskı yokmuş gibi hisse. Kayayım ben adam öldüremem ama. Şuradan B'yi arkalasak. Güzel. Amacın şu anda B'yi arkana ele geçirmek mi? B noktası. Gördün orada. Sende o. O sende. Hop yandan. Arkamdan vurdular. Kardeşler. Call of Duty'de çok hızlı ölüyorsun ya. Evet abi. Hiçbir şansın yok. Dönüp arkaya dönemiyorsun. Çok hızlı oyun yani. Gençler için yapılmış bir oyun. Bizim için değil. Bizden geçti arkadaşlar Call of Duty. Abi bunu sürekli arkamdan çıkıyor herifler ya. Böyle bir şey olmuyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Son hakkın. Herkes 3 kere. Yoksa jeton devrediyor. Ha, respawn kalmadı, ölürsen bitti. Evet, evet. İyi ben öleyim o zaman. Orası çok kalabalık, dikkat edin. Fark ederse Kur'an çarpsın. Aa, bitti. Ölmedim ama, ölmeden bitirdim. Kaybettim, bravo. Buyur, Altay'la. Toplamda 2-1 oldu. Ha, best of 5 kafası. Evet, biz aynen. Maçın ortasına löp diye girdik şu anda. İlk maçı biz kazanmıştık, ben oynuyordum hatta orada. Evet, bayağı da iyi oynuyordun. Hiç ölmedin. Burada bir headshotlar falan dönüp vurmalar, trickshotlar, noscope 360'lar. Hepsi bendeydi, hiç merak etme. Ama işte kayda girmedik lanet olsun. İkinci roundda istediğimiz gibi olmadı işte. Üçüncü roundda mıyız şu anda? Kaçıncı rounddayız bilmiyorum. Şu an savunacağız bu arada. Dördüncü rounddayız şu anda. Taylan fark yaratacak. Oynadığımız beta çok modu güzel. Bir savunuyorsun, bir saldırıyorsun. Bir savunuyorsun, bir saldırıyorsun. Ve 3'e 3'üz galiba değil mi şu anda? Hayır. 4'e 5'tik bak. 4'e 5'tik, 4'e 4'üz şu anda. Kapalı beta'da olduğumuz için herhalde daha çok fazla. Bir de yeni açıldı daha. Biz bunu çektiğimiz esnada daha 1 saat, 2 saat koçuma. Helal koçum benim. Orada önüne git. Adam önüne git. Önünde. Ben radara bakıyordum bir dakika. Pardon. Adam önünde. FIFA oynamaktan radara bakmaya alışkın. Adam önünde kardeşim. Tamam. Teknolojinin dezavantajı. Aynen öyle. Farklı bir karakter mi deneseydin?
Aynen, bundan sonra da farklı bir karakter deneyelim. Başka bir tamam. karakter, başka bir silah seti deneyelim ya. Ben bu silahla oynayamıyorum çünkü. Silah kötü abi. Yoksa gördün. Gördün. Hakikaten Tayland oynayamıyor. Silah nasıl kötü? Vurmuyor, öldürmeyen. Hakikaten öyle sıkı. Bak sağda görüyorsun. Geldi önüne! Ama adam diyor. Ama yani dur bir dakika ama. Ya Tunca kardeşim bak. Aim desteği tuhaf yani, hiç destek vermiyor. Köstek oluyor işte. Tuncu köpek çıktı. Çağırabilirsin. Bir vasfı yok abi. Tuncu sen daha koşmayı biliyorsun. Sen boyunda senden... Hızlı gidince arkandan gelip vuruyorlar, daha temkinli oynuyor. Tamam hadi, biz bilmiyor sonuçta. Biz de biliyoruz da mı konuşuyoruz canım? Adam oynasın oyununu. Ne karışıyorsunuz kardeşim? Aa gidiyor. The Dark Vision ne söylüyor acaba? Evet. Ben... Senin. Bir bak yara gel. Tam dedim tekrar arkama bakayım, adam kurşunu sıktı. Bravo. Kaybediyorsunuz orayı. Evet, kaybettiniz. Yalnız gölge düşüyor ya, adam gözükmüyor. Hemen çözmüşler şeyleri. Can alıcı yani. Hakikaten lan. Evet, evet, daha bir maç attık oğlum, evet, daha ne ara başladınız çözdünüz. Orada gördün sen onu. Sen de o. Köpeği çıkar. Hadi oğlum. Hadi Rifi. Bir şey yapacağım, ben sana net söyleyeyim. Nerede ki abi, gel özellikle. Ha kaldınız, öldürdü. Birini aldı bak bak. Aldı mı? Aslanım benim. Işte. Delik deşik oldun gene. Al oğlum, bir posta da sen koy. Hadi bakalım. Tamam, bununla hediye ediyoruz. Bayağı... Benim köpek burada, güzel. Şimdi doldurayım ben. Burada mıydı? Sağda. Kaçtı aşağıya. Yukarıda kız indirdi yine. İndiriyor ya. Ben çağırınca hiçbir şey yapmadı. Adamına göre mi? Yere çömlekle köpek takısı. Benim dağıldı galiba. Abi görüyorsunuz yani, ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Round win yani. Hepimizin toplamından fazla da bulundum. The Dark Vision. Overwatch'tan mı yani? Konuşuyor ama oynuyor adam. Abi, bu var mıydı Black Ops 3'te? Vardı. Vardı ama. Yok, bu şey en iyi oyun. Best Play diye çıkıyor ya. Var. Var mıydı? Ha, o mevzusu yok. Şey, böyle. Last Kill vardı. Aynı karakterin gözünün içine girmek. O zaman Overwatch'taki şeyi getirmişler, Overwatch'taki o Best Play muhabbetini belki biraz uyarlamışlar. Şimdi A ve B'ye ele geçirmeniz lazım. Şu yani. Abi B'ye gidiyor. Beraber biz B'ye gidelim. Gidin abi. Çok net, şurayı alalım. Bak B'ye girdi abi, bir tane adam gösteriyor. Bu abi gidecek yeri biliyor, ben bununla beraber. Ha su güzel diyordum. Bu arada hakikaten yukarıdan baktığınızda da güzel gözüküyor. Bir sefer denk geldik. Hadi bakalım buraya alalım. Contest alalım. Nerede? Aa orada önünde işte. Nerede diyor? Yürü be abi. Geliyor bak soldan. Geldi, geldi karşında şu an. Aaaa! Yalnız Cem, ben hissettim ya, gözümün içine attı gibi oldu. Evet, ağzımıza attı bombayı. Evet. Yani. Işte. Klaslarda ne var, bir göster bakayım. Şimdi. Tamam peki. Hemen şu değiştiremiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunların hepsi eski oyundan, gerisi yeni. Bunlar yeni yani. Öyle mi? Evet. O zaman yenilerden mi göstersin? O zaman şunu seç. Tork. Ve bir tane seçilmişse sen seçemiyorsun değil mi onu? Takım arkadaşın seçmişse. Mesela bunun tel koyma, yere tel koyma özelliği falan mı var? Aynen. Evet, bu da Rainbow'dan gelmiş sanırım. Kalkan falan da açıyor. Evet, enteresan. Oradan, her oyundan bir şeyler. Esinlenmişler, evet. Esinlensin öyle, güzel olsun da. Orada ama önünde, helal olsun sana. Aaa. Yanında da var. Yaz şakalar hakikaten, gölgede öyle bir bekliyor ki. Böyle ayarlar yapıyor adam ya. Adam bayağı profesyonel. Değil mi? Kompetitif seviyede oynuyor adam. Şu an bize bir kişi daha lazım. Birlikte oynasak, tam gölgede biri saklanırken öbürü geliyor. Yani birini ablası öbürü alıyor. Abi oynayan oynar. Bak bu adam oynuyor kardeşim. Şundan belli abi adam. Bak. Şimdi bizde şey özelliği yok. İki kere zıplayıp böyle jump yapma, o bir özellik mi oldu artık? Eski evet. Oyunlarda bir şey vardı ya. Var birinde, hangisini onu çözemedim. Ne var? Spider-Man gibi ağ atıp böyle uçuyor yani. Ha. Yaklaşıyor istediği yere. 3'te iki defa zıplayınca bayağı bir yükseliyordun. Arkanda evet. Şey varmış gibi. Bir de duvarda yürüyebiliyordun. Bunda evet, o da yok. Bunda o da yok değil mi? Kaldırdılar. Daha güzel oldu abi yani. O biraz şey yapıyordu, uzaklaştırıyordu seni çatışmadan. Ama özellikleri galiba şey perk olarak eklemişler. Yani şey evet. Olarak bir özellik olarak var hala. Onlar da herkes uçup kaçmıyor. Herkes yapamıyor. Tercih meselesi olmuş. Suyun içine ilk girdiğinde ateş etme şansı veriyor galiba ya. Suyun içine ateş edebiliyorsun ya. Orada dikkat et, gördünüz onu ama sen onu yaparken Elif orada Victor'ya ona rağmen kazandın yani. Olsun. Bir de fazla 3-2 aldık bayağı bir. Aldık. Bravo. Tamamen mucize. Evet, takım arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz gerçekten. Dizmiş. Ama o silah bizde olsa biz de dizeriz abi. Tabii. Bize vermediler abi. Ooo devam ediyor.
Adam team kill yapmış ya. Yani tam buzucuymuş. Çıkıyor vuruyor geri giriyor. Çıkıyor vuruyor geri giriyor. Evet. Hep yaptıkları şey işte. Kontrol var. Capture Moshpit var. Chaos TDM var. Moshpit of Capture Base Game Modes. Ne bu? Hardpoint ve Domination oyunu içeriyor ikisi. Yani o iki moddan seçiyor rastgele. Ha, Hardpoint. Bu direkt normal TDM. Bu da şey, biraz daha CSGO kafası hani böyle herkes 5 kişi spawnlı olmak yok gidip bomba çözüyorsun falan filan o kafa yani. Güzel. O kafa, o kafa mı? Tamam, bu kafa. Kardeşim o kafa mı kardeşim? Ama yeni, söyleyeceğin yeni nesil kapalı zaten. Yeni nesil nereye gidiyor kardeşim o ya? O zaman TDM kardeşim kafası güzel bir şey yaşıyor. Adam vuruyor. Bizlere kafası güzel bir şey. Bunlar bilmediğimiz modlar değil ama değil mi? Önceki oyunlardan bildiğimiz aynen modlar. Yeni bir şey yok şu an. Specialist'ı da değiştiriyorsun. Mesela Seraf'ta ne var? Sen taktın Seraf'a ya. Seraf, Seraf. Bir tane şey, altı patlar var, o tek atıyor yani. İşte bak. Evet, ama ultisi galiba. Baba yağdı ya. Diğer yenilerden bir tanesine ne bakabiliyorsun aslında? Bir yeni karakter aç ya. Ajax. Ajax. Aa, bu iyiymiş be. Ya, bu yeni. Bu Mortal Kombat şey karakteri gibi lan. Bu çok bilim insanı. Bu aynen bu elindekine bakmaktan. Ben bunu sevmedim. Bu çok evet. Biraz support gibi duruyor. Nasıl yardımcı olabilirim diyecekmiş gibi bir hali var. 12 oyuncu 6'ya 6 kapışıyoruz o zaman öyle mi? Nasıl dağılırsak? Nasıl dağılırız? 7'ye... Abi biraz önce eksik oynadık abi. Tamam, 5'e 4'tü veya 4'e 4'tü. Yani... Yok biz 6 kişi... Abi 9'a 3 oynayacağız. 6'ya 4 oynadık bir maç ilk. Öyle mi? O zaman daha matchmaking'de bir sıkıntı var. Ulan matchmaking'de 100 yıllardır aynı sistemde çalışıyor. Abi onlar oyundan düşmüştür canım. Öyle bir matchmaking yok ya. Bakıyor 12'yi ben nasıl 2'ye bölerim? 8'e 4 olsun falan diye. Güzel, bunlar kazansın bu sefer. Biz şu an neredeyiz abi? Japonca falan var. Şu an biz Japonya'da mıyız? Japonca var diyorum da, Çince de olabilir, Korece de olabilir, her şey olabilir. Kalmadığımız bir şey var. Şunu seç. Seç aynen, bize bir Ajax seç. Severim altı bir kuvvetli. Kendi kendine dua kutluyor. Şunu seçelim, şunu seçelim. Evet oğlum, çekinme, konuş yüksek sesle. Hayır, konuşma. Kafası güzel abi. Bağırmaya başlıyor. Göster bize Cem. Ama karşıda gördüm ben bir sürü. O ne, flash mı, bir şey var onun? Evet, bir özel gücünde bir gene sağlık. Sağlık kendi kendine dolmuyor bu arada, sizin L1 ile basmanız evet, lazım. O bir özellik. Yani sağlığınızda zaten sol altta gözüküyor hani basic. Evet. Yine öldük. Evet. Enis mi? Kimsin sen? Öyle mi? Tamam, hadi görüşürüz. Peki. Enis Bey de öldü. Enis Bey'i setten çağırdılar, filme giriyor adam. Evet. Bas babayı, bas babayı. Kill bas. Bizimki almadı mı onu ya? Daha ufak sanki biraz öncekine göre. Ya da biz mi aldık? TDM mapleri daha ufak olur diye göre. Değil mi? Çatışma kaçınılmaz aynen olsun diye. O 3 bölge bunda yok ya. Bunun özelliği ne? Shield koyuyor sana da böyle açılsın bakacağım. Şu ama hareketli şef galiba. Biraz önceki sabitti. Rumaya Mountain gibi oldu. Ya iyice şey tarafına gitmişler ya. Yani neredeyse Overwatch diyeceğim. Sonuç itibariyle belli karakterler var. Herkes, yani birden fazla karakter alamıyor bir takımdaki insanlar. Şey, ne bazlı diyorlardı ona? Skill bazlı mı diyorlar? Pardon, sınıf bazlı. Aynen. Şey sistemi, karakter sistemi. İşte yeni oyunlardan ufak tefek hep alıyorlar artık. Evet, her oyundan almışlar ufak tefek. Rainbow. Ya o tarafa doğru gitti tabii. Net bile izliyor. Hala ölmemiş olmamız enteresan. Kimse görmedi galiba bizi. Rekor bu. Bulamıyoruz şimdi. Map'te kayboldu insanlar. Kimse bilmiyor ki. Bak, aynen alışveriş yapmaya solda gelmişiz gibi bir yer. Oo. Arkadaş var. Bak şimdi buraya mı gidiyor bu? Çok açığa çıktın ha. Şey yok, öldük. Tamam, bıçak atkısı var. Tamam, bıçak yok mu yakınlayken vurabileceğin? Vardı, dipçiyle vuruyorsun. Tamam, o da olur. Dipçik. Tek atıyordur herhalde. Klasik. Yok, çift. O çift oldu ya birkaç senedir. Öyle mi? Arkadan satayım da yüzüne vurduğun zaman çift vuruyorsun. R1'e bassana, ne yapıyor oğlum, ben merak ettim. R1 bomba mı, flash atıyor? Flash atıyor. Boom. Yoksun. Bir şey oldu. Benim bir flashladık da. Oh. Gelişine vurdu hakikaten. Arkadan patlattı. Dipçik tek atıyorum ki arkadan. Bıçak yedi. Evet, ağır. Bayağı Monty'in artık. Hiç kimse şey yapmasın ama. Ha, sıkabiliyorsun bir de sen. Ama aim falan çok... Normalde kalkanın yanından açabilirsin, burada içinden direkt. Direkt. Kalkanı entegre şey yapmışlar, abi. Entegre aa, etmişler. Bayağı iyi gösterdi. Evet, evet. Şimdi. Bak çıkarmıyorsun ya. Nereden vuruyor seni ya? Ayağımdan vuruyor. Cemil topu nasıl. Ah be, iki kişiymiş. Ya tabi klasik level atladıkça çıkacağın, yani çıkacak olan yeni silahlar vesaireler falan var. Perk system, work system. Onlar hiç değişmiyor zaten. Aslında seneler içerisinde o kadar çok Call of Duty oyunu çıktı verse ben yeni şeyler o kadar çok eklediler ki ben artık hani takip edemeyecek noktaya geldim şeyi. Ya bana acayip bir biçimde oturup internetten şey bakmam gerekiyormuş falan gibi geliyor. Hangi skill'i kullanmak daha iyi, hangisi daha güçlü silah diğerlerine nazaran mesela falan diye.
Bu silah olayına katılıyorum abi, evet. Yani silahı çok önemli. Mesela ben daha hızlı ateş edin, daha efektif olduğunu düşünüyorum. Cem daha güçlü vuranın efektif, evet, olduğunu daha düşünüyorum. Daha güçlü vuran, daha hafif olan daha sağlam. Yani onu da elim kontrol etmek biraz daha zor. Aşağı doğru çekmen lazım falan. Diğerini de elim daha seni zorlamıyor. Ya başka mesela Rainbow Six Siege olsa oyun, bundan belki çok şey olmam. Hani irit olmam ama Call of Duty olunca, yani bu zamana kadar hani Call of Duty 1'de, 2'de, efendime söyleyeyim işte 4'te, Modern Warfare, ilk Modern Warfare'de falan alıp çatır çatır oynadığımız ve hayatımıza devam ettiğimiz tarzda oyunlar olduğu için şimdi bu kadar çok şey düşündüğü zaman, yani Call of Duty böyle bir oyun değilmiş gibi geliyor bana ve hep o yüzden de mesela soğutan bir şey oluyor beni. En özellikle multiplayer modunda en azından. Çok yani. Çok ayrıntı olması. Evet. Ya sen değilsin yani. Yani. Evet. Sen stratejik bir oyun değilsin yani. Alacaksın, bam bam vuracaksın. Gerçi hala öyle bir yanı da var. Map bayağı karışık ama. Bu bam bam oynuyorlar. Ama ilk defa oynadığındır yani. Şey yaparsın. Etrafta yanıltıcı bir sürü şey var. Sanki içeri girilebiliyormuş falan gibi ama hep boş. Seni ilgili çekti mi peki? Black Ops oynayalım. Ben beğendim, alacağım zaten. Çok da hoşuma gitti yani. O atlaması... Neyi hoşuna gitti mesela? O mesela hani bu atlayıp zıplayıp duvarlarda yürümemek bayağı hoş yani. Çünkü diğerinde herkes uçuyor, herkes duvarlarda, hep yukarıya eğim alması onun için, aşağıda adam yok falan. Bayağı zevksizdi. Ama bu... Daha realist olmuş. Bu biraz daha ayaklar yerde. Ayaklarımız yere basıyor diyorsun. Ben radarda adam gözükme olayını anlamadım. Neyi gözüküyor? O birisi UAV'i açıyor galiba. Bayağı şu an görüyoruz yani adamın yerini. Ya normalde gözükmüyor. Sürekli UAV'i açtıkları için ondan gözüküyor. Bir de şey, kendi takım arkadaşın gördüğünde işaretliyor. Yani birisiyle çatışmaya girdiği. Ama o da birisinin adam var. İşte o da Seraf'ın özelliği. O adam işaretleme mevzusu. O da Seraf, senin beğendiğin o Seraf'ın özelliği o da. Yani yeter bence bu kadar ya. Herhalde iki sefer gösterdik, iki farklı modu gösterdik. Karakterlerle alakalı da konuştuk. Ne yenilik var biraz onunla alakalı da konuştuk. Böyle yani ilk kapalı betası aşaması bildiğim kadarıyla şu an Black Ops 4'ün. Yani artık çıktığı zaman tekrar zaten daha detaylı olarak bakacağız. Single player moduna da eminim ki bakarız çıktığında yine oyun. Single player yok da şey galiba hani. Aa, doğru ya, bir dakika, single player yoktu bunda değil mi? Bütün specialistlerin kendi bir hikayesi var sanırım, onu oynatıyor böyle hafif. Haa yalandan aslında multiplayer modu içerisinde. Ekstra görevleri bir şeyleri var. Hikayeli gibi gözüküyor da değil. Ama en güzel modda bir şey Battle Royale modu o yani. Battle Royale moduyla alakalı zaten detaylar henüz paylaşılmadı. Paylaşıldı mı? Onda betası var böyle ayrı olacak ama ha, bundan Blackout diyorlar değil mi ona? Doğru. Onda bütün Black Ops'taki bütün karakterler, bütün silahlar, bütün perkler, bütün işte her şey olacak. Hali yani. Bütün bir karakter. De dördüncü mod olarak da şey, zombi modu var. Zombi. Yani onunla alakalı da eğer bir bilgiyle sonunda da sizle paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.